everyone. Welcome to our lesson. Let's continue with the questions. Answer the questions 1 to 3 according to the recipe below. Ne diyor? Aşağıdaki tarife göre, tarifi ne? Recipe 4 mince pie. Verilen tarife göre 1 ve 3. soruları cevaplayın diyor, değil mi? Sorularımı okuyayım. Fill in the blank in the text. Evet, testte verilen bir boşluğu hangi fiille tamamlarım? Birincisi onun sorusu. İkinci sorum hangisi? Which of the following information, aşağıdaki bilgilerden, following, devam eden, takip eden, hangi bilgi yanlıştır? Yine neye göre? Verilen tarifime göre. Evet, tarif varsa görsel %100 var artık. Üçüncü sorum ne? Which picture is not mentioned in the text? Evet, bunun tariflerinden, yani verilen 4 tane görselin içinden hangisi yukarıdaki tarifte bahsedilmemiş diyor. Evet, biraz büyütüyorum ve okumaya başlıyorum. Okay, recipe for mince pie. Mince, the beef. Ne yapıyoruz? Kıyma haline, mince beef aslında. Bizden bir kıyma istiyor. Peel the potatoes. Patatesleri soyun and boil until they are cooked. Ve onları pişene kadar kaynatın. Mash them with butter. Evet, yağ ile birlikte onları ezin. Ve biraz ne ekleyin? Süt ekleyin diyor. Bir boşluğum var, the onion artık. Bunu ezberlemiş olmam gerekiyor. Verilen soğanı biz ne yapıyoruz? Kesiyoruz, küçük parçalara ayırıyoruz. And carrot. Ve de neyi? Havucu. Fry the meat and vegetables. Evet, başka bir yerde ne diyor? Bu olan kıymayı, yani kıyma haline getirilmiş eti ve sebzeleri kızartın. Then stir them into the flour and cook a bit more. Evet, biraz onların içine ne ekleyin, karıştırın diyor. Un. Ve biraz daha pişirin. Add the broth. Broth ne demek arkadaşlar? Kemik suyu, et suyu, salt and pepper, tuz ve karabiber and let it all cook slowly for 15 minutes. Evet, bunları ne yapıyorum? Kısık ateşte yavaş bir şekilde 15 dakika boyunca pişiriyorum. Then put it in the baking form and cover with the mashed potato. Evet, altına bakın, görselimde de var. Altına bu yaptığım karışımı hazırladım, pişirdim, karışımı yapıyorum. Ve üzerine de bu hazırlamış olduğum, ezmiş olduğum patatesleri yerleştiriyorum. Bake it in the hot oven for 40 minutes. Evet, 40 dakika boyunca sıcak fırında pişiriyorum. Bakın, ben bana verilen tarifi çok iyi anladım. Fill in the blank in the text. Evet, bana verilen boşluk soğanları ve havuçları. Ne yapıyoruz biz? Onları kesiyoruz, değil mi? Kesmek anlamına gelen chop. Evet, birinci sorumun cevabı neymiş? A. Chop. Küçük küçük kesmek, değil mi? Anlamına gelir. Sprinkle, serpiştirme fiilimde. Genellikle tuz ya da bir kek yaparken üzerine biraz çikolata serpiştirmek derken ya da tuz atmak derken sprinkle fiilimi kullanıyorum. Which of the following information? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen A şıkkını okuyorum. You should fry the meat and vegetables. Arkadaşlar doğru mu? Hemen destekleyen cümleme bakıyorum. Fry the meat and vegetables. Doğru. B şıkkına geçiyorum. You should bake it in the oven. Bakın. Bake it in the hot oven for 40 minutes. Destekleyen cümlemi her seferinde bana verilen metinden buluyorum. Buldum mu? Evet. Bake it in the hot oven. You should boil the potatoes diyor. Evet, patatesleri kaynatıyor muyduk? Yes. Peel the potatoes and boil until they are cooked. Pişirene kadar, yumuşayana kadar ne diyor? Haşlayın. Doğru mu? Doğru. Son şıkkıma baktığımda you should mash potatoes with flour and butter. Arkadaşlar bununla ilgili hiçbir bilgim, hiçbir cümlem beni desteklemiyor. Yani bu cümle
Kimler? Yanlış. You should mash potatoes with flour and butter. Böyle bir şey bana söylemiyor. Aha. Butter ile değil, onları süt ile yapmamı söylüyordu. Okay, which picture is not mentioned in the text? Evet, bakın. Yine 4 tane görselim var değil mi? 4 tane görselimde ben ne hazırladım? Ben burada üzerinde patates ezmesi olan, ezilmiş patates olan püre ve altında kıymayla hazırlanmış bir iç gördüm. Soğan kullandım, domates kullandım, patates kullandım, kıyma kullandım. Ama ben bir çorba mı yaptım? Yine verilen görsel %100 bana verilen tarifi destekleyecek. O yüzden ben çorba yapmadığım için direkt dördüne baktığımda zaten elemiş oluyorum çorbayı. Okay, next one. Jenny and Pat. I want to chop some onions. There it is on the table. Şimdi ne sormuş olabilir ki? Kesecek. Bakın, okay. I want to chop. Chop ne demek? Küçük küçük kesmek. Soğan kesmek istiyor. Yani neye ihtiyacı var? Bir bıçağa ihtiyacı var. There is the knife. Evet, ne yapıyor? Yine görsellik sorum. Görselinde bir ekmeğin üzerine değil mi? Bir şey sürüyor. Sürmek anlamına gelen hangi fiilim vardı? Spread. Bakın görselime hiç soruma bakmadan spread olduğunu de tahmin ediyorum ama tabii ki de sorumu okuyorum. What's your favorite breakfast? Evet, ne diyor? Kahvaltı. Sevdiğim kahvaltı. Hangisi diyor soru. Butter and jam. Evet, reçelle. Nereye yağ diyor değil mi? Yağ diyor. I and there you go. Bakın. Görselimde de direkt yaptığı eylem hangisi? Spread. I spread some on the bread. Evet, ekmeğin üzerine biraz sürüyor. There you go. Evet, bu hazır artık. It's fast, simple and delicious. Evet, kolay, lezzetli ve hızlı değil mi? Oh, it goes great with coffee. Ve kahveyle de çok güzel gidiyor. Okay, how do you usually cook fish? Genelde nasıl pişirirsin diyor. Neyi? Balığı. I fried. Ne yapıyormuş? Kızartıyormuş. Which picture expresses the underlined word in the dialogue? Bakın, kızartma anlamına gelen. Her seferinde ne arıyoruz? Tava arıyoruz arkadaşlar. Fry her zaman tava ile ilgili. Bakın yine üçüncü üniteyle alakalı sorularımıza devam ediyoruz. Üçüncü ünite bizim için çok önemli. Yine uzun sorular var. Üçüncü ünite ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sorularına ne kadar yakın? Plain vanilla muffins. Hangi soruları ona göre cevaplıyorum? Bir ve üçüncü soruları bu bana verilen tarife göre cevaplıyorum. Ne yapıyorum? Vanilyalı sade kekler hazırlıyorum. Ingredients one side process. Bir tarafta ne var? Verilen malzemeler içine girecek olan ne kullanacaklarım. Diğer tarafta da nasıl pişirdim? Şimdi her iki taraftan da sorun gelmesi lazım değil mi? Birinci sorum ne? Fill in the blank in the cooking process. Evet, pişirmeyle alakalı olan kısımda, yani bana anlatılan adımların olduğu kısımdaki boşluğu doldur diyor. Which of the following information is true? Aşağıdaki bana verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Üçüncü sorumda da bakın yine bir görsel. Sekizinci adımı gösterir diyor. Okay, ingredients 1 cup self-raising flour, milk, sugar, vanilla essence, eggs, baking powder, butter. Evet, klasik bir kekin içine girecek süt, yumurta, şeker, kabartma tozu, yağdan bahsediyor. Evet, yapım şekli benim için çok önemli. The oven to 170 centigrade or Fahrenheit. Take a bowl and a pour to mix with. Add flour, milk, sugar and baking powder. Bakın sıra sıra bunların hepsini soruda aklımda tutmama gerek yok. Çünkü zaten burada geri dönüp hemen soruma bakabilirim. Evet, ilk olan boşluğu dolduralım. Biz ilk başta verildiyse eğer fırınla alakalı bir şey ne kullanıyorduk? Biz fırını önceden ne yapmış oluyoruz? Isıtmış oluyoruz. Önceden ısıtmak anlamına gelen fiilim preheat. Heat ısıtmak. Önceden anlamına gelen previous'tan aklımıza gelsin. Önceden ısıtmak. Preheat the oven.
Evet, fırını ısıtın önceden dediği için cevabı C. İkinci soruma geçiyorum. Which of the following information is true? Aşağıdakilerden hangisi nedir? Doğrudur, değil mi? Evet, şimdi tek tek ona verilen tarifte doğruluğuna karşı gelen cümlelerimi bulmam gerekiyor. Vermek, sorun bana vermek zorunda bu cümleleri. We should add milk, flour and rice. Doğru mu? Biz ne yapıyorduk? Kek yapıyorduk. Buradan bile içine pirinç girmeyeceğini, zaten içindekilerin içinde pirinç var mı? Yok. A şıkkımı eliyorum. We should eat muffin when it's too hot. Evet, ne diyor? Çok sıcak olduğunda yiyebilirsiniz diyor. Ama benim tarifimde ne diyor? Take out, dışarı çıkar. Then leave your muffins to cool down a bit. Biraz soğumaya bırakın dediği için ben bu şıkkımı da eliyorum. D şıkkıma bakıyorum. You should grease the muffin tray after pouring the mixture. Evet, buna gelen, buna karşılık gelen cümlemi buluyorum. Grease the muffin tray. Ben ne yapıyorum tepsiyi? Yağlıyorum değil mi? Grease. Yağlamak anlamına geliyor. Bu da doğru. Ama Ceyhan'a baktığında, C şıkkıma, we should add vanilla after we add butter and eggs. Bu doğru mu arkadaşlar? Hayır, doğru değil. Nereden anlıyorum? Mix for 1 and 2 minutes diyor. Değil mi? Then add the butter and egg. Daha sonra diyor. Yağı ve yumurtaları ekleyin diyor. And add a spoon of vanilla. Aslında tam tersi olmuş oluyor. Which picture shows the step 8 in the cooking process? Evet. 8. adımı. Hemen bakıyorum 8. adıma. Put it in the oven for 15 to 17 minutes. Arkadaşlar bakın, benim C şıkkımda da bir fırın resmi var ama ne diyor? Fırının içine koyun diyor. Fırının içine tepsiyi görmem gerekiyor ya da fırının içini görmem gerekiyor değil mi? Çünkü kaplara konulmuş artık. 10-15 dakika pişecek. O yüzden benim cevabım C değil, fırın göstergesi değil. İçini simgeleyen fırın tepsi ya da bana fırının içini vermiş olabilirdi. Okay, now we continue. Okay, how often do you eat out? Ne kadar sıklıkla dışarıda yersin? Denildiği anda. Hardly ever. Once a week. Twice a day. Tip. Cevabın olduğu anda benim doğru olan cevabım odur. Hardly ever. I love cooking, so I usually stay in and cook my own meals. Şimdi every night cevabım destekliyor mu? Eğer her akşam dışarıda yiyorsa pişirmeyi ne zaman yapıyor? Hayır. Genellikle evde kaldığını söylediği için dışarıda neredeyse çok az, neredeyse yani hiç çıkmıyor gibi. Bu demektir ki belki %1-2 veririm ama hardly ever cevabım doğru. Evet, 6. soruma bakıyorum. Yine bir görsel sorum. Bakın görsel sorumda birincide ne yapıyor? Melt. Yani hamuru yoğurma yapıyor. İkincisinde ne yapıyor? Soyma işlemi. Peel. Stir. Stir karıştırma yapıyor. Genellikle tahta bir kaşıkla oluyor. Bakın görselim destekleniyor. Üçüncüde ne yapıyor? Üçüncüde de o bir tava. Tavanın içinde yağı eritiyor. Eritmek anlamına gelen melt. Doğru cevabım. O cevabın fiili melt. Evet, burada ne var? Burada da yine bir kettle var. Su kaynatılıyor. Görselim çok önemli dedim. Görselimi destekleyen cevabım olması gerekiyor. I prefer tea at breakfast. Sure. Boil water for two. I would like some tea too. Evet, cevabım kettle ile alakalı. Tek bir seçeneğim var. Can I use the kettle? Sure. Boil water. For two, I would like some tea too. Okay. Yine görsel sorum geldi. Evet arkadaşlar, gördüğümüz ve benim sürekli tekrar ettiğim neydi? Rende anlamına gelen. Here is the grater and the cheddar cheese is in the fridge. Which word expresses the picture in the sentence? Hangisini destekliyor arkadaşlar? Tabii ki de grater. Yani rende anlamında. Okay, now I continue.
rice with snails? Oh, no way, I can't eat things like that. Evet, nasıl şeyleri yemiyormuş? Şimdi direkt ben sorumu gördüğümde, evet, bizim de yemediğimiz, değil mi? Değişik bir şeyden bahsediyor. Onun için, fancy trying something strange? Değişik bir şey denemek ister misin? Evet, biraz yılan etiyle pilava ne dersin diyor. O da hayır, kesinlikle olmaz gibisinden. Fancy trying odaklanalım burada. Ne dersin? Shall. Değil mi? Bunun kalıplarını görmüştük. Bunu da burada tekrar etmiş olduk. Fancy'den sonra her zaman fiilime ing takımı eklerim. Okay, everything was very delicious. I enjoyed it a lot. Thank you. Evet, nasıl bir şey sormam gerekir ki? Yemek nasıldı gibisinden. Yine pasta cevap verilmiş. Benim de soruyu pasta sormam gerekiyor. How was the food? Yemek nasıldı? Everything was very delicious. I enjoyed it a lot. Yine past tense'ine devam etmiş. O yüzden cevabım %100. Ceyhan, how was the food? Okay. Something you eat between meals or a very small meal. Arkadaşlar, atıştırma anlamına gelen yemek aralarında ya da kendi başına çok küçük bir porsiyon olan, çok küçük bir miktar olan yemeklere biz ne adı veriyoruz? Atıştırma diyoruz, değil mi? What's a snack? Something you eat between meals or very small meals. So what's the snack? Snack demek atıştırma anlamına gelir. I heard that Sally is coming over for dinner. Evet, Sally nereye geliyormuş? Akşam yemeğine geliyormuş. Ne varmış akşam yemeğinde ki? Yine bakın sorum artık kendiliğinden geliyor. Grilled meat, izlere yapılmış et, pasta, makarna with tomato sauce, domates soslu, and lemon cheesecake ve limonlu cheesecake varmış, değil mi? Direkt ben nelerin olduğunu sıraladığı için, what's on the menu? Menüde ne var? What's on the menu? Grilled meat, pasta with tomato sauce, and lemon cheesecake. You are eating a lot of chocolate. Evet. Öyle bir cevap geliyor ki I'm not sure. Emin değilim. Actually, aslında I know I shouldn't eat that much, but I can't help it. Evet. Engel olamadığı şey neymiş? Yani bunu bu kadar yemesiymiş, değil mi? Ama çok sevdiğini söylüyor. I love sweet things. Şimdi ne diye sormuş olabilirim ki? Bilemiyorum gibi bir cevap gelmiş. Is it healthy? Bu sağlıklı mı? Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Çünkü emin değilim ama diyor hani bile bile yiyorum gibi kendime engel olamıyorum diyor. Cevabım A şıkkı. Çok açık. Diğerlerin hiçbiri bakın olmuyor. Does it go hard? Can you buy it in the shop? Do you put it in the oven? No. Okay. Next question. And the last question. Evet arkadaşlar, bu videonun son sorusu olacak. Yine bir diyalog sorum. Bakın, bu tip kısa diyalog sorularım benim uzun diyalog soruları çözmeme %100 yardım edecek. Tamam. Evet, I heard that Sally is coming for dinner. Değil mi? Bunu yaptık. Hemen son sorum olan, evet. Okay. We use words like to describe the taste of food. Arkadaşlar, bu tip soru da karşınıza gelebilir. Sorunun açıklamasını veriyor, değil mi? Nasıl? Ne soruyor bana peki? Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi bu kuraya uymuyor diyor. Yummy der miyiz biz bir şeyi sevdiğimizde? Evet. Ama biz demeyiz ama bu dili kullanan, ana dili olan insanlar der. So, delicious der miyiz? Bir yemeği anlatırken, tarif ederken lezzetli deriz. Yummy de lezzetli anlamına gelir. Bitter der miyiz? Biraz acımsı olmuş, değil mi? Mesela patlıcanla ilgili bunu söyleyebiliriz. Ama dice, küp küp doğramak anlamına gelir. Küp küp doğramak fiilim her zaman yemeği yapım aşamasında kullanılan bir fiildir arkadaşlar. Okay, thank you guys. Arkadaşlar, dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. See you on the next videos.